Hanımlar beyler. Meksika açması yeniden. İyi ki aynı kadroyla. Anlatan adam Fazlı Polat ve bendeniz Mesut Süre kadrosuyla YouTube'da başlıyor. YouTube'da diye eklemeye gerek yok kanka. YouTube'dayız zaten. Televizyonda insanlar biz televizyondayız diye bağırıyorlar. Sen anlatan galiba şöyle bir şey zannediyorsun. İnsanlar şu anda bizim her şeyimizi bildiğini zannediyorsun. Evet. Bence insanlar o kadar bilmiyor oğlum bizi. Yani şu anlamda. Yani bu adamlar nereye gitti YouTube'da mı şu anda nerede yayınlanıyor bilmiyorlar. Özellikle Mesut'un bunu söylemesi çok gerekiyor gerçekten de. Abone ol da söylememiz gerekiyor. Özellikle Polat Fazlı Instagram adresimi de söylememiz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim sana kanka. Ona azgın... Bu arada Instagram adresini kaktırdı. Ha, ona azgın azınlık deniyor, tamam mı? Tabiri bu. Seni bir çok seven tayfa var. Çok ama böyle falan her şeyini izleyen her şeyini dinleyen. Anlatan adam. Öyle bir... değil benim Instagram adresim. Tamam öyle bir tayfa var. Onlar seni... Anlatan adam arada ama alt çizgi bir yıldız tabii, bir de yok. Kare var. Bir şey anlatıyorum. Ona koydukları burada tamam, bir şey anlatıyorum. Bir dakika. Az önce ne kadar kaliteli başlamıştım. Yine yeniden iyi küflen be. Şöyle... iletişimde, görsel iletişimde özellikle, radyoda olabilir bu. Böyle sayısı 5000 civarı seni çok seven insan oluyor, tamam mı? Evet. Bunlar seni her yere taşır. Filmde çeksen gelir, videoda çeksen izler. En başta onlar izler ve onlar duyurmaya başlar. İlişkisi böyle tuttu. Rabarba dinleyicisi ilişkisini izledi, sevenlerine söyledi. Sonra arttı. Fazlın projesini tuttu, ben konuk gittim. Beyler, şimdi Meksika açmazı izleyenlerine şunu söyleyelim. Konuşmamızı istediğiniz açmazlar varsa Instagram'dan anlatan adama DM atabilirsiniz. Adres neydi? Anlatan adam. Anlatan adam. Ama bana da sorabilirler. Polat Fazlı adresini önce takip edip soru bana da sorarlarsa ben de anlatan adamı yönlendirebilirim. Ya da direkt olarak bana ulaşabilirsiniz. Ben ama her zaman müsait olmaz önce bana bir sorun. Ben de Mesut alt çizgi süreyim zaten. Seksi çok zor abi. Araya alt çizgi ne yaptın ya? Ben muhtemelen. Sen neymiş Crazy Boy abi? Falan alsaydım. Gecelerin yargıcı. Crazy Boys. Onu da alalım. Her gelen açmazı da tabii konuşamıyoruz. Yani tabii. Öyle açmazlar önce geliyor. Ben böyle bir ince bir eleme yapıyorum. Ondan sonra bir grubumuz var. O grubu atıyorum. Çok güzel açmazlar geliyor tabii. Geliyor. Ki. Bir tane dinleyicimizden gelmiş. Demiş ki diyelim ki Alaaddin'in sihirli lambası önümüze düştü bir anda. Ovaladınız. Biz mesela üçümüz bir yerde gezerken ovaladık. 12'şer tane dilek hakkımız var demiş. 12'şer dilek hakkımız var. Seviyor bizi belli ki yani. 12 tane dilek. Bu hayatta dileyebileceğiniz 12 tane şey var mı? Bunu konuşacağız mı gerçekten? Konuşalım abi. Ya 12'şer olmak zorunda değil ki yani. 3 diyelim, 5 diyelim, 12. Değil ama benim hakikaten 20 tane falan hayal dilek hakkım var hayattan. Hayattan alacağımı alamadım. Var mı lan? Var valla. Maddiyatçı geç. Değil. Maddiyatı yok ya. Çocuk, aile. Hayır onlar zaten yok. Onları istemiyorum. Onları istesem hayattan. Sağlık. İyilik. Çok temel şeyler. Dürüstlük. Oğlum ne yapıyorsun sen bu kaliteli, kutsal iyi. Kitap gibi konuşuyorsun soldan soldan. Luka de... Mutta Yuhanna mıydı ne? Hayır sana bakıyor olmayanları söylüyor sanki. Ben de bütün bunlar olmadı mı söyle düşünüyorum. Hayır çocuğun var mı abi? Acaba çocuk mu? Ona bozulmadım ya. Çocuk evlendi de sağlık diyor gözümün içine bakıyor. Ben mesela ne diyorum biliyor musun hayattan? Frekansı çok sık olmakla birlikte her gün çok iyi anlaşabileceğim bir flörtle hayatın akışında denk gelmek. Alaaddin şu anda bastı gitti. Bu ne diyor lan? Hayır. Allah kulak oldu. Bizim 12'şer 24'ten dileğimizi de yaktın pezevenk. Gitti. Hayır abi. Alaaddin Bey bir saniye. Lambada şu anda çay demliyor. Alaaddin Bey anlatamam. Çok güzel bir çay olsa da istek diyor hayda. Hepsi gidiyor. Bir dakika. Kanka çok karışık bir şey. Hayır ya. Değil abi. Anlatacağım. Örnekleri inandırınca anlayacaksınız. Mesela hayat çok İhtimallerle dolu ya. Vapura bindim. Beşiktaş'tan Kadıköy'e geçeceğim. Tamam mı? Vapurun bir dışı vardır böyle. Bilir misin? Dışarıda otururlar. Dışarıda oturur. Yani işte piyano öğretmeni bir çok güzel bir hanımefendi. Diyor ki boş mu efendim orası? Aa tabii diyorum boş. Ne piyano ile mi geziyor? Nasıl anladın? Hayır. Tanıştıktan sonra. Şu piyanoyu bırakayım. Şunu bir tut diyor. Siyahlarını sen tut beyazlarını sen al. Bir torbada tuş getirmiş takarız diye. Laylon torbaları koymuş. Beyazlar siyahlar burada. Tabii diyorum buyurun oturun. O sırada lax 10 saniye sonra çay kahve. Çaycı geçiyor. Güzel kardeşim hiç daha tanışmıyoruz ama. İki tane çay rica ediyorum diyorum. İki tane. Tak ikram ediyorum hanımefendiye. O da bir gün ay çok naziksiniz diyor. Ne demek diyor afiyet olsun. Bir tane çay kadın iyi eleme teklif etmiyor. Ya oğlum bak ne kadar olayı şu an bozuyorsunuz ya. Tamam şu an ama 10 tane hakkın kaldı.
Ne oldu? Bu, oğlum çaycıyı istedin. Evet, pardon çaycı hocam şeker var mı? 9 Eylül'de kaldı. Gemide boş yer aradı. Vapur, evet oğlum daha da düşmüş. Vapur istedin, boş yer istedin. Kadının piyanist olmasını istedin. Evet. Çay istedim, şeker istedim. Kaldı 7 dur. Evet abi. Bak 12 dedim işte. 6 hakkın kaldı. Bir dakika ben... Mal gibi geçirdin. Hayır. Ondan sonra ılık ılık sohbete başladık. Birinci çaylar bitti. Ziyade bir olsun. Daha istedim. Bir hakkından gidiyor. Bir hakkından gidiyor mal gibi. Bir daha tost yer misiniz? Al işte. Kadın dedi ki ben de açım. Bak iki tane kaşarlı tost. İki kaşarlı tost. İki dilek hakkı mı? Yok bir dilek hakkı. Ama İlk biraz istedim. Daha harekete geçmezse kadın bir daha acıkacak mı? Bir daha gidecek. En son bu kadına bir gelecek işte. Çünkü kadın inip gidiyor. Yani. Daha çünkü bunun oteli var. Abi ne oteli? Ben şu an çok tatlı bir yerdeyim. Bir arkadaşlık tamam. Kuruyorum önce yani. Ben birinci dileğimde bu kadının erkek arkadaşı olmasını diliyorum. Gelsin buradan alsın. Dur. Ya, çok güzel konuştun. Birazdan yine sayarız. Tamam. Merhabalar Nilay Hanım. Sevgili, nişan, söz, evlilik, kına herhangi bir şey var mı hayatınızda? Kına mı? Ne kadar? Bak şunu da çok isterim. Bir ay önce ayrıldım. Uzun bir ilişkiden bir ay önce ayrıldım. O zaman bir hakkı daha gitti. Bir hakkı daha gitti. Yani normalde senin kadar gerçekten. Bekar olması yetecekken şey bir ay. Bu konuda tecrübesi insan görmedin ya. Neden biliyor musun? Uzun bir ilişkiden çıkmış bir ay sonraki bir kadın kafası çok şeydir, karışıktır. Karışık. Senin de buna ihtiyacın var. Karışık. Hayır kafaya. Estağfurullah. Ben bunu temiz bir kafalı bir kadını ilişkiye ikna edemem. Asla. Ben bunu suistimal edecek kadar tıynetsiz. O zaman? Bir dakika. Sebebi şu söylediğim. Uzun süreli bir ilişkiden çıktığında hep öyle derler. İlk birkaç ay içerisinde azıcık böyle o acaba mı dediği insanlar lak diye eleniyor insanlar biliyor musun? Çünkü aynı şeyleri yaşamak istemiyorlar uzun ilişkideki problemleri. Sen de tuzağa düşürüyorsun kadını. Hayır. Yazık. Ben ikinci dileğim olarak bu kadının biraz da aklı başında. Oğlum sen kendin... Ben üçüncü dileğim olarak kadının erkek olmasını tavsiye oğlum sen çözeriz ya. Ben de mal gibi iki tane. Beyler dileklerinizi benim teklifim için sokuştum. Sana ne abi sen bak işte. Sonra dedim ki Nilay Hanım dedim size Nilay diyebilir miyim? Evet abi dilek daha. Hayır bir dakika. O da dedi ki bana emin değilim. Daha tam dilek sayılmaz. Ben de hanım demeye sen ne diye rica ettin? İsmini söylemek için mi? Evet. Ben hep öyle normal ne diyeceksin? Yakışıklı çok... mı diyorsun? Hayır. Diyor. Çünkü... Acı mı diyor? Ne diyorsun? Kaldı 3 dilek. Evet. O da tamam dedi. Artık tamam. Ben ona Nilay diyorum. 3 tane dilek hakkım var. Tamam mı? Instagram'ı sordum. Telefonunu çıkardım. Luke denize düştü. Vallahi bu da dilek gitti kanka. Kızın telefonu denize suya düştü. Düştü. Ben dedim ki Dilay bir saniye. Ben Aquaman'ım. Aynen Aquaman. Tişörtümü çıkarttım. Six pack diliyorum şu an. Tamam. Bir dakika kaldı. İnşallah boğulmadan çıkarsın mal gibi. Bir şey söyleyeceğim. Atladım suya. Gitti benim dilek hakkım. Ya da... Alaaddin diye yalvar. Yüzemiyorum da tam. Alaaddin. Ben şu an sudayım. Dilek artık hakkım bitti. Ben bu kadar amatör olsun. Alaaddin ekstra bir şey istiyor. Üstün çıplak telefonu da bulamadım. Sizden ricam. 12'şer dilek hakkınız var diye. Bana 2'şer tane verir misiniz? Benim geri çıkıp bu kızı öpmem lazım. Ya şu kadınla vapura binmeden buluşsan yemin ediyorum daha bir tane harcamıştın ya. Yemin ama ediyorum. O flörtü seviyor kanka. Hayır bu denk gelmenin hastası. Tamam sonra ne olacak abi? Sonra ben bitti, sudayım. Bitti benim şu an sudayım. Ben yüzemiyorum da. Ben bir şey söyleyeyim. Anıra ölüyorum. Hikayenin sonunda tamam mı? Gerçekten şey yapıyorum. O zaman yani. Senin kız boşta şimdi. Hop ben başlıyorum. Oğlum çok iyiyim ben. Azı karnı da tok. Otel. Ya oğlum bak benim piyano öğretmenim Nilay'ım da benden sonra otele gidemezsin. Ben suda öldüm az önce. Azıcık üzülme azıcık bana. Kankim ya. Seni bir daha hiç hatırlamamayı diliyorum. Üzülmeyelim şimdi. Boşu oğlum, üzülmeyelim. Oğlum çok ayıp lan. Ben başlayabilir miyim? Şimdi Mesut üzüldü yani boğuldu ya. Bir tane hakkında bir şey yaptır adam. Mesut'u bir daha birazcık, hayatımda hiç. Birazcık kabarcık çıktı hemen öldüm bile. İşte bunların falan hiçbir tanesini hatırlamamayı diliyorum. Yani hayatımda hiç Mesut yokmuşçasına bir hayatım olsun. Alaaddin dedi ki böyle çok temel Eternal Sunshine işte ergen kız gibi salak salak dileklerle gelmedi. Oğlum çok temel bir şey ya saçmalama hatırla. Doğaüstü çok olmasın diyor. Şöyle abi sen denizlesin. Adam ama hakikaten 12 tane dileğinde saçma sapan toz çekişti falan ya. Sen de şimdi. Hafızam silinsin. Biz miyiz alemin keriz ama? Ben şeker isterim bir tane hakkım. Ben bunu dilemezsem kız bu fezenek bu kızı alacak onun için. Önce sen gel. Bu kızın meğersem bir erkek arkadaşı varmış onu diliyorum. Senin için diliyorum. Ama bana öyle demedi. Yalancı mı şimdi? Yalancıymış lan. Yani ama erkek arkadaşı da çok hastaymış. Benim dileğim. Yani kızın erkek arkadaşı varmış abi. Vapurun şeyinde onu bekliyor. Beşiktaş'ta. Bekliyor. Elinde de hep yapıştırıcılar varmış. O torbada var ya o beyazlar, siyah tuşlar. Onları yapıştıracaklarmış eve gidip beraber. Tamam. Evet, gelmesini istedin. Eve gitmeden istedin. Evet. Piyanoyu yapıştıracaklarmış. Üç.
Ben çok sağlıklı olayım. Onu dört bir ona isteyeyim. Ya hayır. Ya sen... size ne oğlum? Arada ben bir de çok zengin olayım. Arkadaşlar 12 dileğimiz hikayeyle alakalı mı? Araya... Beşiktaş'a geçtiyse. Tamam. Oradan Büyükdere Caddesi'nden limuzinimle geçiyorum ben. Yani sen şu an hikayeni daha iyi olursun. Tamam. Bunları görüyor musun? Bunları görüyorum. Bak yani limuzinim var demek ki. Kiralıklı değil, bana ait. Ha, senin adı limuzin oldu. Evet ve... Tost yedik, çay içtik. Adam limuzin sahibi oldu 5. dileğinde. Senin bir de borcum var şu anda. Ben öldüm oğlum. Çaycının parasını da vermedim. Parayı da onu dilemedim hiç. Hesabı ödemeyi dilemedim. Gördüm, bunları gördüm. Ama bunların kim olduğunu bilmediğim için hiçbir şey ifade etmedim. Çünkü ben sizin karşılaştığınızı da bilmiyorum. Yani. Sen şimdi... Sen dileklerin ne gidiyorsun şu an arabada? Çocuklarından biri basketbolcu olsun, öbürü futbolcu olsun. Ben onları gidiyorum. Size ne oğlum? Allah Allah. Sen şu an baya... normal kendi dileklerimi... Ama mesela ben bir dileğimde Mesut'u kurtarmak falan derdim yani. Bir can yeleği atardım falan yani. Onu da sen yap tutuyorsa oğlum tutsun ya. Yani. Abi Allah. Sen ama adamın haberi yok ki şu an. Hiçbir şeyden haberimiz yok fazla. Ne yapabiliriz? Ne bileyim limuzinde gezen jet skiyle falan geleydin yani. 7 tane hakkın kaldı. Şu an limuzinde geçtin yanlarına. Geçtim. Oradan baktım. Fazla jet skiyle denizde. Bunu dinledim. Tamam. Bunu kaldı 6. Fazla jet skiyle denizde. Ondan sonra böyle üstünde silip bir mayo var böyle. İyiydi. Tamam. Ben de dileğimde onun yeniden mod olmasını diliyorum. Fazla senin orada boğulduğunu böyle herkes bir telaş içerisinde falan o tarafa doğru sürüyor abi. Şak atlıyor. Ben zaten onu göremediğim için yukarıdaki oldu. Hayvan gibi zengin apartmanıma doğru, daireme doğru gidiyorum. Tamam, onu da görmedim. Beni hiç ilgilendirmiyor bundan hiçbir şey. Gidiyor olmak 9, hayvan gibi evim var 10. Tamam 10. Çünkü bu limuzine kim benzer hatta? O da bir dilek. Ya gitmekle ev nasıl aynı? Tostla limuzin nasıl aynı oluyor? Sonra limuzinde telefonum, limuzinde iki telefonum var. Çalıyor bir tanesi. İki telefon. 11. Bir tane kaldı. İki telefon. İki telefon. İki telefon. Bir tane kaldı. Eşeği sik. Son dileğin. Son mu? Tabii son bunu geldi. Ben Real Madrid'in başkanıyım. Bir oğlunuzu futbol takımımıza, bir oğlunuzu basket takımımıza almak istiyoruz dedi. Hemen geliyorum. Ha hemen geliyorum diyemezsin. Evet. Dedi kapattı. Keşke şey deseydi. Fazla jet ski ile denize göndermesen oğulların evet şimdi Real Madrid'deydi. Adam jet ski ile. Allah kahretsin ya. Bitti sen. Adam konuştu, cevap vermedim, kapandı. Limuzinle gitmek ve ev sana iki tane dilek ayırdı. Ya evde evet konuşma, limuzinle esas konuş. Esas onu bırak, şu slip mayon iğneye söyledim. Bravo bravo. Bırak adam ne istiyorsa hayır, bir de. Ben niye jet ski'de slip mayo duruyorum şu anda? Bu bir de limuzinle konuşsan yine olurdu. Ben senin haklarını yemek için slip mayoyu çıkartmak istersin. Bak moda olmasın istedin ya, onlar da yani gitsin diye. Ben de sana güzel şeyler söyleyeceğim. Sen de. Şu anda jet ski'deyim. Slip mayom var. Önce... Kız piyanoyla burada duruyor hala. Kız güzel mi kankam? Oğlum kız 10 numara ya. Margot Robbie var ya onun gibi kız. Suya atlar, telefon çıkarırım. Dur şimdi. Birinci dileğin suya atlamak, ikinci dileğin telefon çıkarmak. Kaldı 10. Ben herifi mal gibi ta orta göbeğe götürdüm. Aksiyonun olduğu yere. Sen bayağı jet skiyle dibine kadar mal götürdün. Mal gibi oraya götürdüm. Beni hiç aramayacağım ama telefon çıkarma bir tane değil mi ya? Hayır abi, suya atlamak da bir. Oğlum nasıl bir istek alınır? Suya, nasıl suya atlamak istiyorum diye istek mi? İstek lütfen abi, rica ederim. Abi hayır saçma. İyi ben var olmak istiyorum. Bir git. Hayır abi ben o kadar tostumu şekerimi çayımı ayrı ayrı saymışım. Ama sen ayrı ayrı sipariş verdin. Sipariş verdin. İstekli bul onu. Ben istemiyorum ki. Suya normal atlıyorum. Bak atladım. Ama Alaaddin dedi ki atlama dileği yok. Hanımefendi bu sizin mi deyip hanımefendiye veriyorum. 3. Tamam. Keşke vermeseydim amına koyayım. Emin önüne götürüp okutuyorum. Kadın da dedi ki içeride insan var, can var. Telefonun sırası mı dedi benim dileğim. Evet bravo. Evet. Kadın demek ki insanmış. Evet. O yüzden o çok benim tipim değil. Bana ne diyorum. Ve zaten erkek arkadaşına gidiyor. Hayır, doğru. Bak, da. Bak biraz vaktin varken sen karaya çık kanka. Daha varmadık. Bir eşofman giy, donla geziyorum ortalarda. sen şu anda slip donla robotasın. Kıza dedin ki telefon senin. Bir de şu an ıslaksın. Onu istemeyeceğim kanka. Evrimle belki 500 milyon yasam çıkarım diye. Sırf dilememek için 500 milyon su içtim. Bekleyeceğim ben onu. Dileği gitmesin diye. Evrim bekliyor. Suda takılıyorum kanka. Buyurun. Telefonu verdin kadına. O zaten bizim... teşekkür etti ama benim dileğim gitmiyor. O teşekkür etti yani. Tamam. Kızım ne dedi bizi ilgilendirmez kanka. Tamam, adaletli ol biraz. Soruyorum sadece. Mal gibi her şey bir tane şekeri dilek harcadın diye. Lütfen bizi sarma. Sordum abi. Yine bir tostla bir şekeri o kadar muhabbet ediyorsa telefonu verdim herhalde. Ben direkt ayrı seks derim yani. Ayrı seks.
Öyle taksiyim. Devam ya, ben ölüyorum orada. 21 yıllık arkadaşız. Ama sen ölmüş. Öldün sen ama. 3 saniye kabarcık çıkmış ölmüşüm. Öldün mü abi? Kaç son duyduğum fazlığı benim hanıma, eski hanıma R180. Çünkü çok dilek hakkımız yok hanımefendi. Bizim de durumumuz belli yani. Hemen hızlandırmamız lazım. Bir anda başka bir ülkeye gitmiş olalım. Oluyor mu? Oluyor. Önce şöyle yapacaksın. Telefonu. Tabii önce Sabiha Gökçen'e gitmeyeceksin. Hayır nereden gideceksin? Yer var mı? Vize başvurusu. Aynen öyle. Vapurla gidiyoruz işte oğlum. Nereye? Vapurla olur mu oğlum ya? Ha olur abi. Tamam o zaman vize başvurusu için önce fotoğraf çektirmeyi dilemen lazım. Önce her şeyi dilemen lazım oğlum. Sen şimdi. O zaman olduğumuz yerde duralım abi. Kazanda harisini yiyelim. Sen şimdi deniz yoluyla ülke mi değiştirmek istiyorsun? Değiştik abi. Sen bilirsin coğrafya sağlam. Deniz yoluyla nereye gidebiliriz Beşiktaş'tan? Abi İstanbul'da en yakın Yunan adalarına gidebilirsin. Tamam. Yunan adalarına gittim. 4. Dilek 4. Hayır. Meğer sen vizen varmış diye bir dilek yaparsan bu biyometrikten falan kurtarır seni kankim. Tamam. Meğer sen vizen varmış. Güzel. Gitti. Senin vizen 1, kızın vizesi 2. Hayır. Meğer sen var mı zaten? İstemiyorum ben Alaaddin'i. Varmış benim ya. Ya varmış diye olur mu? Yönümde kanka. Duruyormuş ya. Kanka olur mu öyle ya? Bu arada Alaaddin deyip durmuyor oğlum. Alaaddin'in sihirli lambasını yapan cinle konuşuyor. Evet. Alaaddin diye bir herif değil bu ya. Okey. Onun da adı Alaaddin. Tamam. İki, cinin ne haber adaş mı diyormuş? Ha cinin de adaletin de abi çünkü çok az adaletin dedik. Buyurun. İsim hakkını ben Alaaddin demek istiyorum. Bir hakkımı burada harcamak istiyorum. Bundan sonra sana Alaaddin diyeceğim diyorum. Gidiyoruz abi adadayız. Dans et diyorum. Saatlerce dans et. Kim? Kızı mı? Kızı. Telefonunu buldum. Ve dilek diyorum. Bu kadar twerk. Kaba bir insan olabilir. Saatlerce twerk yaptı. Yan öğretmenim bu kız ya. Abi cinle benim aramda geçiyor tamam şu anda. Tamam da öğretmen. Sen cin yapsın. Benim... Yoksa cin sen yapacaksın twerk. Abi şok edersiniz. Şu biraz bana ayıp olmuyor. Benim uğruna öldüğüm akşamına saatlerce bazen twerk yapıyor. Bu gerçekten bana çok komik yani. Kanki beni hiç ilgilendirmiyor. Ben şu an kendi dairemde takılıyorum. Beni ilgilendirmiyor. Sen bana ne yapıyorsun? Sen duruyor öyle. Ben zenginim duruyorum abi. Kadın twerk yapıyor ya ben de oturuyorum. Hı. Orada bana hizmet eden garson anlatan olsun desem lak diye anlatan oraya geliyor mu? Olamaz öyle bir olur. Şeyler istenmez mi? Garsonmuş bu mesela. Tamam anlatan garson 7 oldu. Anlatan garson. Kız sana saatlerce. O zaman abi en sonda olmak şey yani. Hayır o insanın yani vicdanı ile alakalı. Bende vicdan yok. O yüzden istediğim yapabilirim. Abi kusura bakma adam bir şey diledi. Alaaddin de cinin. Seni yanımda olsun istiyorum oğlum sen. Ne güzel değil mi? Evet. Bak ben suyu istemedim. Suyun içine duruyor. Ben öldüm abi. 70 metre derinlikte taş gibi duruyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şişiyor. Allah'ın belaları. Ben öldüm. Birinizin de aklına Mesut tekrar yaşasın gelmedi. Ama onun hakkı var. Bana demin ne oğlum? Öldüm. Kadına twerk yaptırıyor. Seni garson yaptırıyor. Ben hala ölüyorum. Real Madrid'in sahibine bir cümle kuramadım. Kapattın herif. Ne beseydin abi? Adamız... Benim kaç tane kaldı? 5. 5 tane kaldı. Anlatan seni sudan çıkartıp ne yapacağız ki oğlum seni sudan çıkartıp? Pişir bir insan yemez. Ne yapacağım ben sudan çıkartıyorum? Bak ben böyle şeyler konuşmam. Ben tamam. Daha konuşmam. Ben daha yeni öldüm. Seni çıkartmıyorum. Sen suyun içinde kal. Kalayım ben. Şişeyim ben orada. Sen bana... Zaten bir yerden çıkarsın oğlum. İleride bir yerden çıkarsın. Ha Yunan çıkar. Adasından çıksın. Ha çıkar. Çıksın. Gelsin çıkar. Karşıma cansız gelsin. Cansız bedenim mi? Cansız bedenin. Tamam cansız. 8 oldu. Cansız bedenimle Mikaros'tayım. Sen garsonsun. Kız da twerk yapıyor. Kız twerk yaparken böyle yaparken. Aa Mesut Bey. Benim için öldü diyor mu kız? Şişmiş kız seni unutmuş zaten. Şişmişsin ya. Yüzün balon balı gibi. Hiç atanamıyor şey yani. Mosmor sağ kanka. Tamam 9. Ben tanıyorum. Tam kızım yüzünü beni... böyle tanıyacak böyle dönüyorsun öbür tarafa dönüyorsun. Görmüyorsun. Kızım beni unutması 9. 3 tane hakkın kaldı. Unutmamış. Ya hayır. Bu hayır. Dileğim değil. Kız zaten tanıyamaz. Hayır. Balon gibisin ya. Kanki unutmuş işte. Tanımaz bir hale gelmişsin. Hani unutmak kadar. Hani unutmak olmuyordu. Eden'in Sunshine Motor diyordun az önce. Ne yapıyorsun abi bu? Eden'in Sunshine diyordun hayır, ya. Hayır hafıza bambaşka bir insan. Hafızanı istemiyordun. 3 tane kaldı kardeşim. Ben balon balı gibi şişmişim. Mikaros'la kıyıya vurmuşum. Kız twerk yapıyor. Hmm. Yine sahildesiniz. Anlatan da garson. Ne istiyorsun anlatanla? Bütün vücuduma Nutella sunuyorsun. Anlatan sözü. Allah belasını versin. Bunu niye sonra bıraktın? Allah belasını abi versin. 10 oldu. 2 tane dilek hakkı kaldı. Ben şiştim öleyim balon balayım. Anlatan sana Nutella sürüyor şu an. Bütün vücuduna kız da twerk yapmaz. Çok güzel seni ya. Senin ayarları çok güzel be kardeşim. Ben tost yedim. Sen çok gereksiz harcadın kardeşim. Sen çok gereksiz harcadın. Allah'tan ben sağlıklı bir insanım. Bir de öldüm ben ya. Zengin ve sağlıklıyım ama Nutella sürüyorum. Hem gereksiz harcadın hem öldüm be kardeşim. Bu arada evli olduğum için hanımefendinin twerking için teşekkür ediyorum. Ama teşekkürü bir dilek olarak değil. Ağzından çıkan kelimeler oldu. Hayır. Anasının nikahı. Kanki bir şey söyleyeceğim. Kadını gönderiyor yani. Kadının gitmesi işte. Fazla bir şey söyleyeceğim. Dilek ben adadan ekmek alayım geleyim bari acıktık. Sürüp sürüp yeriz yani. Çünkü senin
Nutelli bitiyor şu an. Bir şey söyleyeyim. Sen her yerine Nutelli sürdün. Kadın dedi ki çok teşekkür ederim. Evet o ben Nutelli'yle kaldım ya. İşte. Dur kendimi boşuyorum. Bitti. Bir şey söyleyeceğim. Hayır bitmedi. 12 bitti. Fazla boşa bak. Fazla boşandı. Kadın gitti Nutelli'yle duruyor şu an. Evet. Hayır, bitti. Sen de garsonsun yeni sürmüşsün. Ben de garsonum. Bitti abi. Boşamadı oğlum kendimi. Abi, şaka yaptım. Bitti bitti. Hayır Nutelli'yle kaldım ya. Abi bizim bilen de öyle bitti. Hepimiz ben öldüm ama ben balon balıyım şu an senin. Mesut böyle sizin tekneye vuruyor ya. Dum. Sevgili Mix Kaçmaz izleyenleri. 12 dilek. Çok zannettik. Ne oldu? Öldüm. Ne oldu? Ben Nutella'yla duruyorum şu an. Ne oldu? Ben zengin ve sağlıklı boşandım. Bir insanım ama. Ama sen de... Sen Mikonos'ta buna Nutella'sın. Hakimi karşısında Nutella'yla duruyorum. Beni boşayın dedim. Benim aklımda bir şey var abi. Onu soracağım size. Üçümüz tatile gidiyoruz abi. Ben bütün bilgi birikimimi, bütün yaşanmışlıklarımı, bütün hayatımı ortaya koyarak... Mesela nereye gidiyoruz? Barcelona'ya gidiyoruz. Güzel. Barcelona'da hayvan gibi bir otel var. En baba otel var abi. 6000 euro. Normalde kalamayacağımız bir yer. Tamam mı? Ben onu abi gidiyorum abi 1000 euroya ayarlıyorum. Nasıl yapıyorsun? Tanışıklığımla. Hmm. Sonra abi en önden Barcelona Real Madrid maçına en önden abi bilet ayarlıyorum. Değil nasıl ayarlıyorsun abi? Tanıdığım var abi. Tanıdım arkadaşım ya. Var. Kim tanıyorsun? Zidane mi tanıyorsun? Sen kimi tanıyorsun burada? Oğlum diyelim ki diyorum ya. Barcelona'nın en baba yerine gideceğiz mesela. Rezervasyon yaptırmak lazım bilmem ne. Giriyoruz abi diyorlar ki sizden para almıyoruz burada abi. Ne girişinden diyor ne hesap alıyor. Nasıl yapıyorsun onu? Çünkü... Çünkü ben tekile bardağım oldum. Arda. Arda. Arda Turan'ı tanıyorum. Arda mı dövdürüyorum diyecek zaten. Gezdik ya. Yani bunu İspanya'nın evinde eskorta yapamaz bu kadar. 1000 euro para harcamak varken gene binler euro para harcayacak ortam oluyor. Ama 10 bin, 20 bin euroluk size ortam hazırlamış oluyor. Allah razı olsun. Tamam mı? Allah razı olsun mu sadece? Sorun bu. Sadece teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ne demek lan teşekkür ederiz? Allah ayağına taş değdirmesin. İyi lan bayağı insan tanıyormuşsun. Tamam mı? Sonra abi. Allah senin çocuklarına. En son dönerken mesela diyorsunuz ki senin bana 500 euro borcun var. Senin bana 300 euro borcun var. Senden almayalım mı yani? Ben onu soruyorum yani. Şimdi her şeyi ben yaptım. Bütün yaşanmışlığımı ortaya döktüm abi. Senin kalamayacağın otelde seni kaldırdım. 6000 euro vereceğimize 1000 euro vermişiz. Anlatan sayesinde. Tamam mı? 330 euro mu vermeliyiz? Yoksa biz seninle 500 mi vermeliyiz? Onu soruyor. Değil mi? Evet. Yoksa bizden ekstra da istiyor musun? Yok, 333 vermeli. Çünkü 333 demek sana çok yakışıyordu. Sen sabırın... diyorsun ki benim bağlantılarım kaç para eder sizin için? Sıfır. Evet. Sıfır. O zaman gelmeyin abi. Senin bağlantıların bizim dostluğumuzdur çünkü. Anladın mı? Bağlan... Şu an koptu bizim dostluğumuz. Senin buna bozulman bile aslında senin dostluğa bakış açının ne kadar yanlış olduğunu senin göstergesi. Senin önceden... Şerefsiz ya. Senin önceden kendi aranızda bana hiçbir şey söylemeden hatta ben size böyle... Oğlum olur mu öyle şey? Ben de vereyim falan. Oğlum saçmalama lan manyak. Öyle demenizi beklerim. Ben senden ne beklerim? O 1000 euroyu da bize verdirtmeyeceksin. Sen madem bu kadar bağlantın var şovunu tam yapacaksın. Beyler bedava kalıyoruz diyeceksin. Bize bile söylemeden 1000 euroyu vereceksin. Kankim istiyorsan ben bir de böyle baby doll giyeyim böyle. Akşam odanda koştur koştur vereyim etrafa. Ben öyle yapardım size. Evet Mesut'un gömleğini giy gezeceksin. Bak ben öyle yapardım biliyor musunuz? Ben eğer size bir yer ayarlamış olsaydım. Ben yapardım yok kankam. Yapsaydın o zaman şimdiki otele götürseydin. Bu indirimi madem yaptırabiliyorum. Beyler hiç ödeyeceğiniz bir şey yok verdim yani. Hallettik biz. Senin bizden bir beklentin olur. Daha doğrusu söyler misin? Bunu söyleyebilir söylemem. Misin? Söylemem. Ha söylemezsin değil mi? Söylemem. İçinden mi bozulursun? Evet içimden. İçinden bozulursun. Neye bozuluyorsun? Lan heriflere 10 bin euroluk tatil yaptırıyorum şu an. Bütün imkanlarımı, bütün tanışıklıklarımı kullanıyorum. Tatilin sonunda anlatan bana 500 euro borcum var diyorsun. Ha, ben niye... yapmışım o küçük harcamaları evet, diyelim. Evet, evet. Niye 500 euro borcum var oğlum? Ben seni 10 bin euro gezdirdim. Bu para sadece benden çıkmış. Anladın? Tamam. Parayı cismen ödeyen benim. Tamam. Onu tanıyorum, bunu tanıyorum. Şunu ama, onu yapan ama sensin. Ama 5 yıldızlı otelde götünü gezdirmeyi biliyorsun. Hayır. Abi. Ben sana söyleyeyim mi? Senin neden bana borcun var? Birine böyle bir şey ayarladığın zaman evet. Senin oradaki bize karşı olan forsun, halin tam ben biliyorum yani. Değişmedi. Ya bırak Allah'a sen. Değişmedi. Herkesin değişir. Ben ikinci. Değişsin. Senin değişti. Çocuk gibi davranmaya başlarsın. Yok. Öyle olur bu iş çünkü. Hayır olmaz. Parasını verdiği sürece istediğini yapabilirsin. Dur oğlum. Ben ona sugar değil biliyorum. Şükür dedim. Dediğimi anladın mı? Ayarlayan insan bir anda böyle kademe kademe hayat böyledir yani. Toplumda kendini daha önemli hissettiği için orada. Sen orayı tanıyor musun? Tanıyor musun? Bizi maça soktun. Sen evet. Şey diye konuşmaya başlarsın. Real Madrid başkanıyla Fiorentina Perez'le mesela.
Ya bizim de çocuklar. Ya memnun değilse çeker gider kalk. Ha gitsin. Hayır öyle. Bahsettiğim para. Sen gelme oğlum. Ha bak bu bahsettiğim para anlamıyorsun ne dediğim. Onun parası. Anlıyorum, senin bu sen force'unun gelme. Parası bu işte. Sen onu aldın zaten. Bana tavrınla aldın. Ya yapmadıysam hiç force ki yapmam. İnsan yapar. Ya, herkes yapar. Ben yapmam oğlum. Ya belli. Sen ön yargılısın kanka. Aramızda zaten buna en teşne sensin. Bak aramızda en teşne sensin buna. Sen zaten. Geldiğine teşne. Bu, hayır bunu en yapacak olan sensin. Böyle ciddi söyle. Sen beni hiç tanıyorum. Yine ikna etmek için bildiği böyle abileceğim kelimeleri söylemeye başladı. Ben seni tanıyorum. Sana yetki mevki verdik mi biz siki tuttuk. Biz bunu fazlıyla da konuşuyoruz. İş konusu. Beni çekmek için ya. Ya kardeşim 10 numara şu anda tatildeyim. Şöyle yaparsın bana böyle. Nasıl ara ara sorarsın çocuklar evleniyor muyuz dersin biz. Bana 500 lirayı vermek zorunda. Ama sen burada sen aldın. Rahatsız oluyor musun? Ben olmam. Olurum çok karakter olurum. Karakter o hiç olmam ya. Bir ben böyle bir şey yapmam çünkü yani gerçekten en benim bu hallerimi hiç bilmediğiniz. Bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Tamam. İki neden bilmiyorsun biliyorsun. Çünkü ben seni çağırmadım pezemek gelemiyorsun. Ya sakin biz fazla kardeşimle gidiyoruz. Açmayı bozma. Ben de geldim. Açmayı da bozma. Siktir git gelmesin. Bak, biz fazla kardeşimle gidiyoruz. Biz biz gidiyoruz abi. Oturacak falan. Ha. Işte biz gerçeklerin canını acıtmak gibi bir özelliği vardır kanki. Sana azıcık gerçek bir şey söylerim. Enerjin değişti ama. Şu kadar bile olsun canım. Gerçekten böyledir fazla. Küçük bir şey söylersin. Hiç takılmaz gibi yapar. Sen gelme pezemek diye bağırma. Evini bağlayacak mı düşünüp? Ağlamasın. Ama anlasın. Anlatan abi. Neden biliyor musun? Sen boşuna mı? Ben tam tersine sizi orada mutlu edebilmek için elinden geleni yaparım. Ya, ben böyle senin, bir insan. Bu senin söylemin. Senin pratiğini biz gördük. Şimdi. Nerede gördün benim pratiğini? Bayağı saatlerce bunu konuşmuştun. Ya konuşmadık. Adam böyle bir şey bize yapsaydı konuşurduk da. Ya yapmadı. Ha evet. Yapabilir mi? Yapabilir diye konuştuk mu? Var mı? Bence yok. Ya sekreti Kristo. Yapabilir mi? Yapar. Gel sen ya. Ya sen var ya. Sen şerefsiz, asıl şerefsizsin bu. Kankim kameramı kapatmaz mısın lütfen ya? Asıl şerefsiz bu işte yani. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Şimdi yaptığın versiyonu konuşalım. Geldin biz orada TikTok davrandın. Ayarladın diye sırf. Tamam mı? Diyelim ki. Zaten sen his olarak bana şunu yaşattın. Ulan keşke ben şunun gerçek parasını vereydim de senin şu yüzünü görmeyeyim. Sen niye böyle düşünüyorsun? Anladın demek istediğini. Sen para niye burada konu? Sen niye böyle düşünüyorsun biliyor musun? Hep böyle bir korkuyla yaşıyorsun. Tamam mı? Sen herkese çok iyi davranıyorsun. Herkese gerçekten büyük babacanlık yapıyorsun. Bir başka insan bana babacanlık yaparsa bunun karşılığını benden ister korkusun. Gerçekten. Halbuki ben seni oraya çağırdım mı? Ben seni pamuklara sararım lan. Yemin ediyorum. Gerçek hayatta da böyle yaparım bunu. Tamam. Pamuklara vallahi sarar. Ha. Evet. Ondan para veriyoruz mu? Yok pamuklar. O bedava. 4 euro. Euro. Pamuk aldım diye. Bu pezevenin sesini çıkarmadan bizi bir... Düşmedik abi günümüzde. Hayır. Bak düşmedik. Güzel devam edin. Bu güzel oldu. Niye güzel devam edin? Sonra konuşsana azıcık. Bu Meksika açmaz yavşak. Aynısını sen yaptın bize. 10 bin euroluk yeri 1000 euroya kapattırdın bize. Kankam ben eğer bunu 10 bin euroluk yeri 1000 euroya kapatıyorsam sizi götürmem. Hayır gittikten sonra. Yani. Oğlum gittik ya. Kimle gidersin? Ya bir kadınla gideyim yani. Kadınla. Ya sen niye yani sıkıntı evli olduğunu? Hayır. Bekar oğlum öyle konuşuyoruz diye konuşuyoruz yani. Oğlum her yerde evli diye konuşursak bir şey konuşamam yani. Anladım. Şu an bekar hallerim. Az önce Nutella'yla kaldık ama. O yüzden sizi tercih etmem açıkçası. Net konuşayım. Ben bir erkek ortamına bunu yapmam. Hilton'daki o bağlantını biz üstüne. Allah'ım rüyalarıma girer. Allah kahretsin derim. Her gittiğim yer keşke buraya kadınla gelseydim falan derim yani. Hiç keyif alamam sizi. Gerçekten. Siz yani neden? Bakıyor siz... bize burada meme var mı yok. Allah belasını versin böyle. Burada var mı bunda da yok. Var bu meme mi yok lan cin okumaz demiş. Hiç mi pişman olurum. İçim yani siz böyle hani içiyoruz gülüyoruz eğleniyoruz ya ben orada sizin kadar mutlu olmam hiçbir zaman. Gerçekten yemin mi? Neden? Ona. Ya mesela bir yere gidiyoruz. Çünkü sizde en kötü yerde de mutlu oluruz biz. Ama niye? Oraya Hilton'a ne gerek var sizi götürmek? Oğlum Hilton değil sadece. Gece hayatına bizim gece hayatına çıkıyoruz. Bara çıkıyoruz abi. Oğlum çok ağır sana... bir şey. Çok ağır bir şey. Bize yakıştıramadı değil mi? Çok sakin söylüyor. Diyor ki sizinle iyi bir şey söyler gibi. Biz pansiyonda da mutlu oluruz. Ne gerek var sizinle Hilton'a? Adam bizi Hilton'da yanına yakıştırmıyor. Daha yanıma yakıştırmak değil. Sizden bir şey yok. Var böyle bir imkanım baba. Varsa sizi gitmem. Ya bir daha gitti. Oğlum tek imkan gibi düşünme. Niye vizyonunu küçültüyorsun? Her bir daha başka kadına giderim. Siz de gitmem. Bir daha üçüncü de yapma imkanı var. Beş de var. Çok güzel var. Mesela dur. Oteli ayarladım pişman oldum. Ama desek ki sırt çantalarımıza gidiyoruz işte pansiyonda kalacağız. Ranzalı yerde. Biz okay. Seninle zulüm okay. Çekmeye mi geldik? Aynen öyle. Biz niye ata erkek yurdunda kalıyoruz üçümüzde? Dur. Otele soktun bizi tamam mı? Ayarladın bağladın bunları. Bizi maça götürmez misin? Siz maça götür. Tamam. Oraya da kadına gitmem. Ha tamam maç olduğu için. Bara da gideriz. Oğlum bara zaten niye? Tamam. Hamburgercesine elini hamburgerle gidiyor musun? Zaten üçümüz gittik diye barda da kız bulmaya gidiyor. Hiç bilmediğim çok çirkin. Allah'ım delireceğim ya. Ömrümden ömür gidiyor ya.
Hamburger. Ya bu ben ikinizi de anlıyorum. Siktirin. Bu kadir kıymet bilmeyen bir herifle abi karşılığını alamadığım bir adam yani. Ben Hilton'a tek başıma giderim. Barcelona Real Madrid maçına da abi. Tek başına keyif almazsın kanka. Seninle hiç keyif almıyorum kanki şu an yani. Seninle tepkimenin tek taraflı olduğunu bildiğim için çok mutsuz oluyorum yani. Gerçekten. Ben seni eğlendiririm. Ben seni üzdüysem özür dilerim. Sadece bir dakika. Sadece ben başka bir yerdeyim. Şimdi biraz ikna oldum. Biraz fazla üstüne gelmiş olabilirim. Yok belki bence de... beni görünce senin kıymetini anladı şu anda. Belki de sen biz seninle şöyle söyleyeyim. Şu anda söyleyeyim. Sıkmaya sarılıyor. Biz seninle 15 dakika o kadar sıkıntılı bir konu tartışmışız ki onu anlıyorum şu an. Burada yani gerçeği görünce. Biz bunu çözeriz yani. Sana? Yani sen azıcık dikkat edersin. Ben bir daha biz bunu çözeriz. Ben sizi götürmüyorum bir daha. Bu da bizim varlığımızdan nasıl olabiliriz? 5 yıldızlı otelde bizi layık görmeyen bir insan var yani. Evet abi. Kanki layık. Hayır yani gerek yok diyorum. Yani bu imkanımı kullanıp harcamak peki, istemem. Peki ben yani. Ne yaparım? Harcamadığını varsay ya bu imkan sende sonsuz var ya. Ben her gittiğinde. Sonsuz varsa illaki bir denk gelirse canım. Yani. Allah razı olsun. Yani, ben ne yaparım peki? Bağlantılarımı kullandım. Sizi otelde ağırladım. Maça götürdüm. Bana da soktum ettim. Var olan bütün parayı da ben harcarım. Ama ben onun size bak bunu ayarladım hissiyat biliyorum. Var ya. Herkese anlatmamızı istersin. O bana yeter. Yok anlatmasanız ya, tabii. Da. Yok. Para, yani bize işi para istemiyorum. Ben yok ki anlattın ama. Ha, ben mesela şeyden utanırım. Ben de varım sen dedin ki Müs kardeşimiz elimizi cebimize sokmadı Fransız bizi aradı. Ben onu utanıyorum. İstemezsin biliyorum. Ama ben yokken hep anlat istemezsin. Durup dururken Mesut bize ısmarladı denir mi ya? Durup dururken muhabbet edirken öyle şey denmez mi? Biz tatil ettik şunu yaptık bunu yaptık hepsi Mesut ısmarladı. Öyle demezsin de. Neyiz abi biz Mesut'la iki bıdıklar mı? Hayır ya. Mis abim bize fena ısmarladı biliyor musun? Ne bu abi? Hayır. Ne istiyorsan bize? Van nasıl Barcelona Real Madrid maçını lojadan izlediniz diye sordu. Mist abim soktu bizi. Bizi ayağında kaldırdı izledik. Böyle bir sizi böyle tuttu kaldırdı Mist abim. Bu ne oğlum ya? Mist abim derdi Mist abim. Fazla Mist abim göremiyor mutlu Mist abim. Ne istiyorsun sen çok bize? Garip ya. Ben ne diyorum? Gözlerimiz de açılıyor. Sizden ne istemişim ben? 10 bin yıllık tatilde. Ömürmek istiyorsun. Bir dakika. 0 TL vermişsin tamam mı? Evet. Yağlamışlar seni masaj yapmışlar. Arasında öyle kimsiz. Ben yokken benden bahsedin diyorum. Çok ben şey sana bir şey diyeyim mi? Allah belamı versin. Sen her şeyi öde. Ben senin kulun köpeğin olurum. Olurum. Seni çok mutlu ederim tatilde. Ciddi söylüyorum. Gerçekten de bunu yaparım. Ben şunu istiyorum. Oradayken ben sen gibi değilim biliyor musun? Zırnık değişmem. Biz zaten aynı böyle konuşuyoruz. Ben de değişmem kanki. Ya, sen hayal dünyanda bunu değişir gibi söylüyorsun. O senin imdat. Zırnık aynı böyle olur. Zaten böyle olalım ki eğlenelim. Sen bunu anlamıyorsun. Tabii, tabii, evet, aynı evet. Olacağız. Sen bunu eğlenelim. Anlamıyorsun kankam. Sen öyle değilsin ya. Sağ ol kankim. Şimdi aramızda konuştuklarımızı biraz burada söyle. Beni yalnız bırakma. İş konusunda değişirim. Çünkü dünyanın en vurdum duymaz insanı olduğun için sen böyle çok çalışkan bir herif. Buna değişmiyorum. Şu an, ya siz var ya ikiniz hakikaten. Bu çok çalışkan bir insan. Siz var ya ulan. Çok ayıp lan. Sözün bittiği yerde hareket başlar kankim. Şu an. Lan ben 4-5 projeyi aynı anda yürüten bir insan. Senin yanına çekmek için baya beni sıfırlayıp çok çalışkan bir insan. Sana tembel demedim. Evet. Dedin abi. Demedim abi. Çok çalışkan diye fazla. Fazlaya dedim çok çalışkan. Hayır bana çalışkan diye sana şerefsiz dedi. Hayır ona çok ayıp lan. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Fazla abi. Sırf değişen kendine dedik diye bel altı vuruyorsun. Kendine verilen bir görevleri. Bir saniye beni övüyor bir saniye. Bir dakika öyle kendine kanka. Verilen görevleri sabaha kadar çalışarak tamamen ertesi gün 7'de derse 7'de getirir bunu. Ben? Sen 7'de sen daha mi? Eve geliyorsun oğlum sen. Ya daha sen ne oğlum benim işim 7'de mi amına koyayım sabah? Benim işim 6'da geliyor muyum ben radyoya 15'te? Peki geliyorsun. Ben sizin ilk sonra ne abi götüreyim amına koyayım. Sürekli kavga ediyorsunuz orada kafamı sikeceksiniz. Fazla abisi geldi. Fazla bir dakika. Ya kanki bir şey söyleyeceğim. Senin mesela yani bir küçük alakasız bir örnek de. Mesela cüzdanın kayboluyor tamam evet mı? Abi. Hayatta şöyle bir düşüncem var. Ben cüzdanımı kaybedersem bir şekilde bulurum diye. Diyor ki benim cüzdanım bir şekilde bana geri geliyor. Bir şekilde geri gelmiyor kanki. O oradan onu arıyor. O oradan onu arıyor. 8-9 kişi senin telefonunu arıyor. Bunlardan bir tanesi de benim. Evet. Sonra geliyor senin cüzdanın böyle diyorsun. Mutluluk bitti. Bu kadar abi. Çok güzel bir tanımlama. Evet yani. Biraz abartılı güldüm. Mutluluk diyor sanki. Bakın yine geri geldi. Geri geldi. Amına koyayım evren mi yolladı sana? 8 kişi telefonla konuştu. Abi yine de bir şey anlatırken amına koyayım evren mi yolladı? Bunu hak edecek ne yaptım ben? Şunu duyacağımı o cüzdanı bulamayayım ben ya. En son tatil ettiğimizde Batum'da otele gittik valiz yok amına koyayım. Taksiye koymamışım. Taksiye koymamışım. Kendini hiç koymamış. Çocuğun peşine koşuyorum ya. Onlar da sağ olsun 5 kişi. 5 tane valizimiz var. Sanki sorumluluk bende. Bunu ilk defa koyacağım. Bir şey anlatacağım ya. Ben
Fazlı valizini arıyor tam yana yakına. Benim de orada mı böyle tam deniz manzarası vermişler. Ya ben de beğenmedim. Fazlı tam yana yakına valizini arıyor. Ben de geldim kanki ya dedim. Benim de odam hiç denize bakmıyor. Çok muhtemelen fazla. Sikerim seni oradan. O kadar sinirlendim. Sikerim odamdan inanın. Valiz aramaya gitti. Beni de istemedi arabada. Ya oğlum böyle bir şey olabilir mi? Sen de benim valizim kaybolsun mesela. Ben onu bütün gün arayayım abi. Sen de bunu dert etmem. Ama yani yapabileceğim bir şey var mı diye şöyle bir şey yaparım. Yardımcı bakarsın. Olurum yani yanında hani böyle. Şunu da ara abi bunu da ara bir düşünürüm yani. Bir şeyler düşünürüm. Gider misin odamın denizin o anda evet, düşünmem evet, yani. O anlamda sen daha hakkaniyetli evet, verirsin evet. Kankim. Gerçekten öyle. Hani, daha yani vicdansız gibi görünen vicdanlı yok. Bir taraf yani. Bu da tamamen, vicdanlı gibi görünen vicdansızın önüne gidiyor. Yani. Bencil ya bu var ya. Bu hiç ya. Ne oldu oğlum? Ben sadece oturuyorum şu an burada. Biri vicdansız diyor. Biri vicdanlı gibi gözüken vicdansız diyor. Sonra bencil diye bir kelime çıkıyor ama. Duruyorum ben böyle. Ne oldu ben ne diyorsun? Ne gerçekler dedim? Kankam ya. Bu arada yine başına dönecek olursak. Saptamalarınız çok doğru. O parayı gerçekten isteme olayı onu hiç konuşamadık ama. Senle kendi aramızda bunu oturup konuşur muyuz abi? Anlatın her şeyi ayarladı. Ben senden çekinirim. Ben derim ki çünkü şöyle bir şey yaşadım. Şu algımı o kadar seviyorum ki. Evet. Bu yüzden evet. Benim başım ağrıtma. Bu algı değil kankim bu gerçek. Şöyle bir diyalogdan korkuyorum. Ben çektim fazla dedim ki oğlum anlatın her şeyi ayarladı. Zaten... Ya bir siktir git ama. Aynen öyle. Yemin ediyorum şu an yaşadık. Bir siktir git de devamını dinleme. Çünkü anlar. Ben diyelim ki anlatan bu kadar ayarladı dedim cümlem bitmeden. Benim aklıma bekliyorsun. Şu gelmez. Abi. Üçe mi böleceğiz, ikiye mi böleceğiz? Gel, gelmez. Vallahi gelmez. Üçe bölmeyiz. O onları ayarladıysa bağlantılara sağ olsun kardeşim. Biz de yarın başka bir bağlantı buluruz falan. Ben de böyle bakıyorum aslında. Yani hangi bağlantıyı bulacağız? Var oğlum bir şeyde. O da bizi Bayburt'ta gezdirirken. Bütün Bayburt'ları tanıyor. Bayburt, oğlum sen ne diyorsun? Bayburt'ta evimiz var ya. İstediğin zaman. İstediğin zaman bağlı bağlantını kurarım. Telefonu var verebilirim. Babam bir numara gelir sana WhatsApp'tan bu. Normal hayatta da böyle bir insan değil. Böyle anlattığını biliyorsunuz. Yani şimdi izleyicilerimiz de yanlış tanımasın Fazlı Polat'ı. Yani. Daha yanlış tanısınlar lütfen. Yok hayır. Böyle oğlum beraber kaç defa tatil yaptık. Bizim evimize geldi tatil yaptık falan. Bana 5 kuruş para harcatmamaya çalışıyor herif. Vallahi bak. Gerçekten yani. Ne oldu Mesut? Ben daha görmedim 20 yıldır böyle bir şey. Ben 21 yıldır böyle bir şey görmedim. Yemin ediyorum. Oğluna hediye alırım fişini ister. Ben bunu gördüm. Bak yemin. Bak ben. Yemin ediyorum. Önemli değil mi? Çok ayıp tabii bunu söylemek. İnsanlar. Fişini al geldi. Abi at sahibine göre kişne. He bravo. Sana başka kişi diyorum. Ona başka kişi diyorum anlamını söyledim. Ya evet. Sus artık. Ben böyle parayla ilgilenmediğim için mi? Sus artık ne demek ya. Abi bak şöyle yapıyorum. Bizim evimize geldi mesela tamam mı? Çanakkale evimize geldi. Akşam mangal yapalım diyoruz. Et alacağız. Ben de şaşırıyorum. Mesela diyor ki oğlum ben vereyim saçmalama. Bayağı itişiyor. Evinizde kalıyor. Vardır bir beklentisi. Yok evde de kalmadım. Otelde kaldık. Otelde kaldık. Oteli kim verdi? Otelde onlar. Otele indirim yaptırttın mı? Hayır. Yok ya, çok az yaptırtabildim. Ne oldu lan fazla acaba? Demek ki Dilan o zaman karısına şöyle yapıyordur. Dilan'ın yanında böyle. Ya bir şey olmuş. Ben bir de bir şey olmasını lazım. Düşündüm de yapmıyor. Baktım sonra bakkalda da öyle sonra bilmem nerede böyle. Ne güzel. Şu anda böyle... Mesut'un hayallerini yaşıyorum. Hani onu böyle güzel şeyle anlatacaktık ya sağda solda. Anlat kardeşim. Ve Mesut dinleyen tarafta kaldı. Ve bana zerre faydası olmayan bir şeyi dinliyorum şu an. Ne yani buraya geldi bu konu. İşte neden anlatmak güzel bir şey değil? Çünkü bak sahibine hiç faydası yok. Onun için seni de anlatmıyoruz. Anladın mı? Gel. Var. Olur mu? Ben size ortamda anlatın. Mesut süre paraya pula takılmaz abi. Ne kadar? 10 lirası varsa 10 lira. 100 lirası varsa 100 lira. Dünyada Mesut gördüğüm en bonkör adam. Bonkörlük değil oğlum bu. Sevdiklerim. Bence para zaman. Bilmezlik, aymazlık. yok gerçekten sen bonkörlükle savrukluk arasında bir kalın bir şey var abi. Orası. Bence hakikaten sorumsuzluk. Bu dediklerinizin tamamını düşündüm ben. Aptal mıyım oğlum ben? Öyle değil. Biraz aptallık var. Ya gayet böyle mi yapacağız yok, yani? Yok. Aptallık. Hayır. Buraya kadar geldim ya. Gözümün içine bak. Ben benim kaç tane devam eden projem var. Sikerim hiç kaçmasın. Bana burada aptal denecekse ben de diyeceksin. Benim bu ne projeye... istiyorsun? En az ya, benim ihtiyacım var. Ne istiyorsun kardeşim? Bana en az abim. Ne konuşmamı istiyorsun? Ne konuşalım Mesut abi? Bana aptal denmesinin muadili cücelik mi bırakayım? Aradığım bir şey yok mu? Ne istiyorsun yani? Ya aptal diyeceğiz sana ya da... Sen sabah bize gönder abi liste halinde ne konuşacağız onları. Sen güzel yapamıyorsun, ben yapamıyorum. Ben çok güzel yapamıyorum. Neyse olmuyor ya. Dur bakayım, İstanbul. Benim tövbe İstanbul'la çarpmamız. Çarçabuk alıştığımızı düşünüyorum YouTube'a. Çok içime siniyor şu an yayınladığımız bölümü. Siz ne diyorsunuz? Valla ciddi söylüyorum. Emmeyen varsa yallah başka program. Aynen. Dur lan. 17 Kasım'da sinemalardayız sevgili Meksika Açması izleyenleri. Bir de Instagram'larımızı söyleyelim istiyorum ben. Anlatan adam. Polat Fazlı. Ve bendeniz Mesut alt çizgi süre Meksika Açması. İyi ki yine yeniden her salı YouTube'da Rabarba Meksika kanalında kendi kanalında.
Görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın.